Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Dikkat edin. Bu videoda güzel ince duyumlar mevcuttur. Başlayalım mı? <laughs> Fenerbahçe'mizin Emre Mor transferinde kritik detay. Şimdi çık. Transfer çalışmaları sürüyor mu Fenerbahçe'de. Sürüyor. Emre Mor transferinde Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörüne bağlı her şey diyor ki Karagümrük yeni teknik direktörü de ee, pirli oldu. Hürriyet gazetesinden Süleyman Arat'ın haberine göre 24 yaşında olmasına rağmen fırtınalı bir futbol kariyeri olan Emre çizdiği grafikte Fenerbahçe'nin dikkatini çekti. Karagümrük Başkanı Süleyman Urma ve dönemin teknik direktörü Volkan Demirel'den genç oyuncu hakkında bilgi aldığı bilinen Kanarya genç futbolcuyu izlemeye aldı. Şimdi etkili bir performans. Volkan Demirel'le yollar ayrıldı. Sahaya adımımızı attığınızda uğruna savaşmaya hazır olduğunuz teknik direktörler işte budur. Bana verdiğin güvenin karşılığını vermek için Elimden geleni yaptım. Seninle çalışmak bize zevkti. Her şey için teşekkürler. Umarım yollarımız yeniden keseşir. Demişti. Şimdi Pirlo ile patlayabilir. Kritik bir karar. Yani ligde 5 gol, 3 asist de tamamladı Emre Mor. Ama e, halen Fenerbahçe'nin radarında diyor. E, ve Pirlo'nun yarın İstanbul'a gelmesi ya da gerçi bugün geldi ya. Bugün Pazar. Bugün geldi İstanbul'a. İstanbul'a gelmesi beklenirken Emre Bor'un vitrine çıkacağı düşünülürken şunu ederek ee, bakalım ne olacak. Son kararı İtalyan teknik adam E, Tabii resmi açıklama bekleniliyor. Antrenör konusundaki o da yapıldı. Ben bu haberi hazırlarken yapıldı. Peki Fenerbahçe teklif yaptı mı? Yoksa biz uyduruyoruz mu? Süleyman Olma ben de Fenerbahçe'den şu oyuncuyu bırakır mısınız diyorum. Başka takımlarla da oluyor. Bir araya geldiğimizde olabilecek olasılıkları konuşuyoruz. Ama masaya oturup direkt sizden şu oyuncuyu istiyoruz dedi mi demedi. Arkadaşlar bakın. Şu oyuncuyu bırakır mısınız? Şimdi mesela Fenerbahçe desek ki Emre Mor'u bırakır mısınız? Dese. Masaya oturup direkt sizden şu oyuncuyu istiyoruz dedi mi demedi diyor. Doğru mantık olarak desek ki Emre Mor'u bırakır mısınız dese ya da kaça bırakırsınız dese. Bu tekliftir. Ama çıkıp da biz sizden Emre Mor'u istiyoruz dememiş. Orada bir kelime oyunu vardı. Şu da bir gerçek. Danimarka doğumlu 1.68 boyunda ters çalımları süratli stiliyle bilinen sol ayaklı sağ kanat oyuncusu Emre Mor. Fatih Karagümrük formasıyla yakaladığı başarılı çıkışını sürdürmeyi çok istediğinde her fırsatta ifade ediyor. Ben şunu söyleyeyim. Jesus'un bir disiplin anlayışı var mı? Var. Jorge Jesus Rossi'yi beğeniyor mu? Beğeniyor. Peki Emre Mor Rossi Bak arkadaşlar şimdi ben örnekleme yaptığım zaman en iyini cücüğüne kadar girip de a TC numaraları farklı işte a baba atlar farklı aynı değil bu oyuncular diyecek kadar küçülmeyin de net söyleyin. Emre Mor'la Rossi birbirine çok benzeyen tipte oyuncular haksız mıyım? Biri sağ ayaklı biri sol ayaklı ama ikisi de hani füleli adımlar, koşular, ceza sahasına girişler, belirginleşmeyen anlarda goller, hücum katkıları, çalımlar, hemen hemen birinin sağ birinin solu gibi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe İsmail Kartal'la da ondan önce de sağ açıksız oynadı. Yani sağ açı olmadan oynadı. Bak Halil Akbunar istenildi. Efecan Karaca istenildi. İnanın Efecan Karaca bile bizde yıldıza dönüşürdü. Halil Akbunar bile bizde yıldıza dönüşürdü. Çünkü orada kimse yoktu. Şimdi ben şunu söylüyorum. Emre Mor eğer Fenerbahçe'ye alınırsa ki ben ne alınır diyorum ne alınmaz diyorum bunu da unutmayın. Emre Mor Fenerbahçe'ye alınırsa Fenerbahçe'nin en azından bir kanadın as oyuncusu olmasa da çok net bir şekilde yedeği çıkmış olur ortaya. Şimdi Türk kuralı yamancı kuralı da var. O kuralı bekliyor bence bizimkiler. Çok yakında o kural hiç beklenilmedik şekilde bu kanaldakilerin bildiği şekilde açıklanırsa da kimse şaşırmasın. Ama Emre Mor konusunda şunu söyleyeyim. Ne gelir diyorum ne gelmez diyorum. Bir hafta bekleyin. Bir hafta sonra ben size çok net bir duyum vereceğim. Belki yüzde yüz bizde diyeceğim. Tamam mı? Santa Clara Başkanı Fenerbahçe'nin teklifi çok iyi. Bunu sosyal medyadan okumuşsunuzdur. Yalanmayım. Yani İsmail Uzun Lincoln Henrique ile ilgili açıklamalarda bulunmuş. Bunu okumuşsunuzdur. Hani Ojogo'ya konuşmuş, Fenerbahçe Lincoln için harika bir teklifte bulundu. Yönetim kurulumuz ile görüştükten sonra net kararımızı Fenerbahçe'ye ileteceğiz. Bak iyi bir miktar para, birkaç Türk oyuncu ve sonraki satıştan pay teklif ettiler. Şimdi ben bunu niye okudum? Arkadaşlar ben üyelere şöyle bir duyum verdim. Biz Lincoln konusunda normalde anlaştık. Oyuncuyla okeyiz, takımıyla okeyiz. Ama Para konusunda ödemede anlaşamadık. Biz taksitle de ödeyelim dedik. Kabul etmediler. O zaman biz de dedik ki madem öyle ya bizim elde çıkarmamız gereken bazı futbolcular var. Ya da değerlenmesini istediğimiz bazı futbolcular var. İşte misal veriyorum. X futbolcusun. X alt yapıdan çıkan futbolcuyu size verelim. Alma önceliği bizde olsun. Ama sizde oynasın. Tamam mı? Mesela şöyle söyleyeyim. Yani şöyle bir örnek vereyim. Muhammed Gümüşkaya'yı size verelim. <laughs> satın alma opsiyonu 250 bin euro olsun. Zaten yetenekli bir çocuk bak süper Lig'de oynadı etti. Ama siz bunu oynatın. 250 bin euroya satın alma opsiyonu bizde olsun. Ee, ya da alın Muhammed Gümüşkaya'yı. Alın ee, e, Beşiktaş'da e da isim de verilmiyor. Aklıma isim de gelmiyor. Niyeyse. E, alın işte e, şunu şunu. Biz bu futbolcuları sattığımızda %5 pay sizin olsun. Siz de kiralık oynasın demiş olabiliriz. Üstüne de 1-1,5 milyon euro demiş olabiliriz. E, ee, şu yüzden verdim. Mustafa Hoca'nın duyumunu en azından adam doğrulamış. Yani Fenerbahçe'yi ve Jorge Jesus'u da Instagram'dan takibi almış arkadaşlar. Bunu da hatırlarsınız. 23 yaşında geçtiğimiz sezon 44 maçı 7 gol 6 asistlik merkez orta saha oyuncusu. Fenerbahçe'de gözler Mesut Özil'de merkez orta saha demişken, orta saha demişken daha doğrusu. Şimdi Bitirdiğimiz sezonda İsmail Kartal'ın isteği üzerine yok İsmail Kartal'ın isteği üzerine değil. Direkt Joachim Löw'ün isteği üzerine Ozan Tufan ve Hal City'de e, şey, Ozan Tufan ve Mesut Özil kadro dışı bırakıldı. Şu ana kadar henüz resmi teklif gelmedi diyor ama bir yanlışı var. İki futbolcu için de resmi teklifler geldi ama Mesut ben kalacağım diyor Ozan da güle güle yavrum güle güle diyor. Ee, gerçekten Löw kadro dışı etkiliydi. Zaten biz o dönemde Löv'le anlaşmıştık. Nisan başıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok da şey yapmayın. Neyse. Ee, <laughs> Ozan için Acun Ilıcalı. İnşallah hem Ozan hem Allah yarı alacak. Bir aksilik olmazsa ya da bir şeye takılmazsa. Zaten Ozan'ın çalışma izni alınmıştı. Allah ya da zaten orada. On alınır. Biter. Ama <laughs> Mesut Özil konusunda ee, yarın İdman'a çıkacak. Eğer son dakikada bir değişiklik olmazsa. Jesus aslında oynatmayı kesinlikle ve kesinlikle düşünmüyor. Ama bazı yasal yükümlülükler var. Şimdi Fenerbahçe'de bazı kişiler yine Jesus'tan haber bekliyor. Kiralıklar. Özellikle geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Max Mayer 1, Lemos 2, Samatta 3, Muhammed Gümüşkaya 4, İsmail Yüksek 5, ee, ya bu adamlar niye kolkırı yazmıyorlar? Bende mi sıkıntı var? Habercilerde mi sıkıntı var? Arkadaşlar biz bonservisini falan verdik. Benim mi haberim yok? Kolkır yazdım. Girdim internete. Kulüpsüz yazıyor. Allah Allah. Şu anda kulüpsüz yazıyor. Şimdi Fenerbahçe'den Gaziantep'e bedelsiz gitti diyor. 20 Nisan 2022'den beri kulüpsüz diyor. Ben hani bunu çok sormadım, soruşturmadım ama ben bunu bir şey yapayım ya. Bir de evet. ben e, ilgili şeyi merak ediyorum. Sierra Leone milli maç takımına 3 defa maça seçilmiş mesela. İngiltere'de bir kez oynamış. Büyük Britanya olimpiyatları diyor. Gerçi o çok önemli değil ama. ilginç yani arkadaşlar. Kolkun'a ilgili eğer biz Gaziantep'e verebildiysek i̇mza parası şu olmadan. Vallahi gayet iyi bir seçim oldu. Ama bu Kolkın'a ilgili ben bir soruşturayım. Çünkü benim bildiğim Fenerbahçe'ye geri dönecekti. Eğer anlaşıldıysa ettiyse daha rahatız. Çünkü evet. elden çıkarmaya uğraşacaktık bir de. Neyse Kolkır'ı saymayayım hadi. Meğer, Lemos, Samatta, Muhammed Gümüşkaya, İsmail Yüksek beş. Hani Uğur Kağan Yıldız'ı falan saymıyorum bunları. Zaten altyapıdan çıktılar yine giderler. Şimdi bunlar yeni sezonda Cesus'tan bir şeyler bekliyorlar. Allah yer saymıyorum. alt yani bir. Ozan'ı saymıyorum. iki. Bakın beş tane isim böyle. Kolkır'ı saysan altı. iki tane onları saysan sekiz. Bu isimler bekliyor. Ha, pazartesi günü Meğer, Lemos, Samatta, Muhammed, İsmail Yüksek. Bunların Samandıra'da olmasını bekliyoruz. Laklak testinden şundan bundan geçip Topuk Yaylası'nda da deneme al denemeyi alınacağını düşünüyorum. Hani bazı arkadaşlar bana soruyorlar. Niye e, hazırlık maçlarını çok geçti. Arkadaşlar süreç, tanınma süreci vesaire vesaire. Bilginiz olsun. Ha baktığın zaman hangisi kalır hocam sence? Açık söyleyeyim Lemos'u fes çalışıyorduk. Bir. Meyer'i fes çalışıyorduk. İki. Ama bak ama. Şimdi Portekizli Portekizli'ye benzer. Bence Vitor Pereira Jesus'a benzer. Nasıl ki Vitor Pereira Lemos'u istemedi. Meyer'i istemedi. Samat dayı istemedi. İsmail Yüksek'i istemedi. Bence dördünü de Jesus istemeyecek. Muhammed Gümüşkaya yanlış anlaşılmasın satılsın denildi ama e, Pereira dedi ki satılmasın. Asla satılmasın. Kalsın bu çocuktan müthiş bir cevher var. Bu çocuk yıldız olacak dedi. Büyünce adam olacak abisi dedi. Bence İsmail Kartal Muhammed Gümüşkaya'ya gönderen o değildi ya. ikinci yarıda oynama garantisiyle gitti ama neyse. Bence Jesus İsmail Yüksek'i değerlendirebilir. Meyer'i değerlendirebilir. 2. Muhammed Gümüşkaya. 3. Forvet konusunda biz bu kadar hantalken, biz bu kadar beceriksizken, ısrarla söylüyorum beceriksizken, bu gidişat Samatta'ya doğru gidiyor. Yani Samatta Serdar Dursun Berişe'ye doğru gidiyor. Bakalım ne olacak ne olacak. Ha şu an için Serdar Dursun milli maçta. Milli kampta. Ferdi Altay orada. Baktığınız zaman Muhammed Gümüşkaya. Novak. Yani Solbek oynayabilir, oynayabilir isimler. O sahi, sağ Sabek oynayabilir isim. Mesela orta sahada denenecek Meyer, Lemos. Şimdi Lemos savunmada Meyer orta sahada denenebilir türde isimler. İsmail Yüksek. Bakalım neler olacak. Yarın ola hayrola. Ve son haberimiz Fenerbahçe'nin Musa Dembele ümitleri yeşerdi. Acaba yeni forvetimiz Musa Dembele mi? Yani hiç düşündünüz mü arkadaşlar acaba bizim yeni forvetimiz kim? Ee, peki size soralım. İçinizden ne geçiyor arkadaşlar? Ee, i̇çinizden gerçekten bak merak ediyorum. İçinizden ne geçiyor? Kim geçiyor? Gerçekten yoruma yazın. Ha, hocam ben hissi söylüyorum. Bizim yeni forvetimiz şu. Diyin. Vallahi merak ediyorum. Bakalım kiminki olacak. Kim bilecek. Şimdi Fenerbahçe'nin listesinde Musa Dembele. Lyon tarafından gözden çıkarıldı diyor. Ben buna ihtimal vermiyorum ya. Ya arkadaşlar benim kafam basmıyor. Bak. Niye kafam basmıyor? Musa Dembele. Girelim Google'a. Arattır. Ee, girdim 20 milyon euro piyasa değeri 1. Sözleşme bitiş tarihi 2023. Tek avantajı 2023. 12 Temmuz 96 doğumlu 25 yaşında 2 yani 26 say Fransız 3 1.83 boyunda 4 Buraya kadar hepsini geçin. Hocam hepsi olabilir. Bu çok önemli değil. asıllı falan falan çok önemli değil. Bakın iyi dinleyin beni. Çok çok iyi dinleyin beni. 36 maça çıkmış. 2696 dakika. 2700 diyelim. 30 maçta anlaşalım. 30 maça çıkmış olarak anlaşalım. 36 yazıyor. Hocam 30 anlaşalım. 22 gol 5 asist. Bak arkadaşlar. 30 maç. 22 gol 5 asist. Çok 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 özür dilerim soruyorum. Ya bunu bize niye versinler? Gerizekalı mı bu adamlar? 22 milyon euro almışlar. 1.5'a bir, bir kira almışlar. Ya niye versin salak mı bu adam? Benim kafam almıyor, aklım basmıyor, imkan veremiyorum. Peki ümit neymiş? Yeşeren ümit neymiş? Şimdi Fenerbahçe forvet hattına Gabriel Barbosa, Alexander Mitrovic e odaklandı. Külliyen yalan. Ya sen Mitrovic'i nasıl alacaksın? Ya sana verirler mi? Koklatırlar mı? Ya arkadaşlar ben burada en ufak bir duyum verdiğim zaman birkaç tane dallama çıkıyor. Diyor ki insanları kandırıyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Ya Allah'tan korkuyorsanız gidin bunlara yazın. Mitrovic'i verirler mi ya? Ya koklatırlar mı Mitrovic'i ya? Ya şunu söyleyeyim. Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ün Fenerbahçe'ye 1 milyon euroya gelme ihtimali Mitrovic'in gelme ihtimalinden çok daha yüksek. Daha ne diyeyim ya? Ya yapmayın etmeyin ya. Lyon 2017 53 milyon euroya Arsenal'e sattığı golcüsü Lacazette'i bedelsiz olarak geri aldı. Şimdi Anladığım kadarıyla amaç şu. Yani Lyon'da hocam zaten e, hani zaten adamların hayvan gibi kadrosu var. Eritmek istiyorlar diye. Şimdi ona da bakacağız. Bu transferin ardından Dembele satış listesine kondu diyor. Yıldız futbolcu iyi bir teklif alması halinde sezon sonuna kadar Lyon'da kalıp sonra bedava gidecek diyor. E haliyle bedava gidecekken kimseye bırakmak istemiyorlar. Avrupa'dan birçok kulüp mesaj gönderdi. Fenerbahçe'de arasında bu takımların yani gol istatistiğini duydunuz. Jesus'un onay vermesi halinde başka takımlar girmeden olacak. Şimdi Olimpik Lyon 331.15 milyon euro. 28 kişilik kadro. Bakalım kim var. Bakalım. <laughs> forvet. Şu an için Musa Dembele ve Tino Kadavere var. İki tane forvet. La say. 3 tane forvet oldu. Bak 3 tane forvet oldu. Şimdi ben takımın geçen seneki ayrılıklarına bakıyorum. Bakın takımın ayrılıkları yani kimi kaça satmışlar. 15'e orta sahadan bir elemanı satmışlar. Ayvre'yi. 6 milyon euroya Şırdan Şakiri'yi. 1.42 yazıyor kiralık Endombele'yi diyor. Emerson bek 500 bin euro diyor. Ve baktığın zaman da ucuza gitmiş. Bu sene de Ligi 8. bitirmişler. Ee, yani çok ilginç bir takım. Ben ihtimal vermiyorum Dembele'ye. Ha. Ee, pardon. Flash transferler bunlar. Çok özür dilerim. Gidenleri saymadım. Çok özür dilerim. Gelenleri saydım. Gidenler. Ya Guimara, Guimara'sı 42.1'e satmışlar. Newcastle'a. Andersen'i 25 yaşındaki oyuncuyu 17.5'a Crystal Palace. Kornet'i Burnley'e 15 milyon euroya satmışlar sol kanat. Ah ah. Ah ki ne ah. Bu Kornet'i biz tespit ki Ah ne günlerde. Neyse. Başka Lucas satmışlar 11'e, Shakiri'yi satmışlar 7'ye yani 6'ya aldığını 7'ye satmış adamlar. Solbek 20 yaşında oyuncuyu 3 milyon euroya satmışlar falan. Yani bu adamlar satıştan 95.6 milyon euro elde etmiş. Sana Dembele'yi en az 30-35'e satarlar. Sen öyle son senesi kalmış hocam. 7'ye 8'e bırakırlar. 7'ye 8'e bırakıyorlar. Ve biz almıyorsak yöneticilerimizin hepsini cezaevine atsınlar. Fenerbahçe düşmanı diye bunlar. 7'ye 8'e veriyorlar da biz almıyorsak Ali Koç Fenerbahçe'nin başkanlığından bugün istifa etsin. Öyle bir dünya yok. 17-18 deyin. Peki 17-18'e değer mi Dembele? Bak biz Gabigol'de bir açık kapı bulduk. 7-8 arasında bir kapı bulduk. Yani bana söylenen duyum oydu ama sonradan gördüğünüz sosyal medyanın hepsi aynı şeyi konuşuyor. Demek ki bana söylenen boş değil. Ve duyum demek ki boş değil ki herkes konuşuyor. Şimdi aynı rafa koyalım. 15 milyon euroya iş bitecek diyelim. 15'i de 5 yıl boyunca 3-3-3-3 taksitle ödeyeceksin diyelim. Dembele'yi mi alırsınız, Gabriel Barbosa'yı mı alırsınız? Karar verin bakalım. İkisi de aynı şekilde. Bu arada Gab Gabigol de benzer ya. Ee, o da aynı yaşlarda diyebiliyorum. Yani 20-25 yaşında. Aynen. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben Gabriel Barbosa'yı alırım. 15'e. Ha ben o kadar açım ki. Hem Barbosa'yı hem Dembele'yi alırım. 4-4-2 oynarım. Yani bir forvetin Barbosa, bir forvetin Dembele herhalde ee, Fenerbahçe maçlarında da dere de dere diye müzik çalar böyle arka fonda sürekli. Ama ikisini de zannetmiyorum. İkisi de çok çok zor ihtimal. Kimsenin de hayallerle oynamanın şeyi yok. Çok çok zor ihtimal. Allah sonumuzu hayır etsin. Ben Dembele'yi de beklemiyorum. Gabigol'ü de beklemiyorum. Ha kritik bir soru sorayım hocam. Sence hangisinin ihtimali yüksek derseniz Gabi golün ihtimali daha yüksek derim. Bunu da söylemiş olayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.